tarafa gideceksin? Şöyle devam edeceğim düz. Ne tarafa? Böyle Taksim'e doğru. Tamam, böyle düz gidiyorsun buradan. Az ileride şey var, yoldan kaçacak. Kaldırım yok mu burada? Yok, kaldırım yok. Aa, hayda. Şöyle biraz daha sağ. Tamam. Yoldan geçerken genelde yardım isterim. Eğer sesli sinyal lambası yoksa. Ama pek kimseler olmadığı için dinledim. Bir araç geçtikten sonra da sessizliği olduğunu düşündüm ve koşarak geçerken soldan bir darbe, sessiz çalışan bir araç vurdu. Fırladım. İşte sonra ilk yardımda omuzumun ve ayağımın kırıldığını öğrendim. Araç geçiyor mu buradan? Sürücü olan, yani aracın sürücüsü işte ilk etapta, ilk bir hafta ilgilendi ama bu sonra da işte telefonlarıma çıkmamaya başladı. Çünkü uzun bir süre, 4 ay falan tedavi süreci devam etti ve o ilk haftasında vardı sadece. Bakar mısın? Tedirgindim, tedirginleştim. Bir kaldırıma sanki araç çıkabilirmiş gibi gelmeye başladı. Yani yoldan giden bir araç bir anda kaldırıma çıkıp bana vurabilirmiş gibi hissetmeye başladım. Yani güvenlik duygumu kaybettim. Ya evet. Buyurun. Gel. Bekliyorum öyle dakikalardır. Buradan böyle direkt yürürseniz Taksim Meydanı'na çıkıyorsunuz. Burası yaya yolu. Sadece. Tamam artık kaldırım. Buradan bilirsiniz değil mi? Nerede burası şimdi? Elma Dağı'nın orası Elma değil mi? Elma Dağı'nın o şey, tam meydanı. Tamam, tamam. Tarosun olduğu yer. Buradan yayadan direkt çıkarsınız. Peki, peki. Teşekkür ederim. İstanbul bir engelli için jungle gibi. O kadar çok engel var ki. Saymakla bitmez. İşte herkes kafasındaki bir şeyi, bir tasarruf var. Onu yapıyor ama ötekini düşünmüyor. Ötekini hesaba katmıyor fiillerinde. Yani esnaf malzemesini çıkartıyor, kaldırımı işgal ediyor. Yeşillik olsun diye çiçeklik yapıyorlar, ağaç dikiyorlar tam kaldırımın ortasına. Direkler var, elektrik direkleri, telefon. Engelli yarışı gibi hissediyorum yürürken. Slalom yaparak böyle engelli yarışında gidiyormuşsun gibi. Çok yorucu. Ama hani İstanbul'da bir engellinin yaşaması için İstanbul'a aşık olması gerekir. Yoksa kahrı çekilmez.